Aslı! Uyanmadın mı daha? Günaydın. Aslı. Ketin. Ketin. Efendim Alan Orhan Hanım. Korkma. Artık bir yola çıktık, bunun dönüşü yok. Dediğim gibi annenle konuşacağım. Sonra da gidip bizimkilerle konuşup seni istemeye geleceğiz. Sen annemi tanımıyorsun. Dünyada tek bir doğru yol vardır, o da anneme doğru gelendir. O yüzden boşuna sinirini bozacaksın. Öyle olmayacak. Annem bizim ne kadar kararlı olduğumuzu görünce o da yumuşayacak. Bu da bir anne sonuçta. Kızının mutluluğundan başka ne isteyebilir ki? Benim annem kendi mutluluğundan başkasını düşünmez. Merak etme. Kuş olup uçmadı ya bu kız kilitli odadan. Vallahi benim de kafam durdu Alan Orhan Hanım. Ama siz de dün gece baktınız ya, odasındaydı. Hayır, ben onun odasına uğramadım. Direkt kendi odama geçtim. Ayrıca sen o kapıyı açmazsan Aslı nasıl çıkacaktı oradan? Yemin ediyorum ben yapmadım Alan Orhan Hanım. Belki başka anahtar vardır, yedek olmaz mı? Ben bir kapı bakayım. Aslı durum çok kötü. Konuşmak için geldik. Siz. Seninle konuşacağız sonra. Şimdi odana. Önce bu saygısız arkadaşınla konuşmak istiyorum. Aslı, odana. Hayır Aslı. Kal. Burada konu ikimizin hayatı. Ne benim ne annenin senden gizleyeceğimiz tek bir cümlemiz olamaz. Oturabilir miyiz? Tabii. Tabii, buyurun lütfen, ne demek? Bakın, öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturmak isterim. Ben saygılı bir adamım. Size karşı asla bir saygısızlık yapmadım. Yapmayacağım. Bu rezillik ne peki? Neredeydiniz bütün gece? Bakın, ben her şeyi usulüne uygun olarak yapmak istiyorum. Ketin haber? Annem içeride mi? Kızınızla evlenmek istiyorum. İzniniz olursa Aslı'yı istemek için ailemi alıp geleceğim. Ben de Aslı'nın bütün geleceğini, hayallerini çöpe atıp al git kızımı diyeceğim sana, öyle mi? Bak oğlum, dinle beni. Deli miyim ben şimdi böyle durduk yere? Senin Aslı'yla bir geleceğin yok. Olamaz da. Yol yakınken anlayayım bunu.
Sonra çok pişman olacaksınız. Çok acı çekeceksiniz biliyorum ben. Hayır diyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Ama ben sizi ikna etmek için elimden geleni yapacağım. Çünkü kızınızın sizinle bağının kopmasını istemiyorum. Onun incinmesini, yeni hayatına boynu bükük başlamasını istemiyorum. Sen kimsin? Hayır, sen neyine güveniyorsun? Benim kızım niye seninle yeni bir hayata başlasın? Oğlum, senin ailenle biz yapamayız. Benim sizin aileye verilecek kızım yok o kadar. Anne! Bakın siz beni tam olarak nasıl görüyorsunuz ben anlamadım ama benim insanlara karşı ön yargısız ve dediğim gibi çok saygılı bir dünyam var. Onu söyleyebilirim. En azından izninizi almak için karşınıza geçtik. Öyle değil mi? Biliyorsunuz her şey başka türlü de olabilirdi. Zorbalıkla ne kızıma ne bana hiçbir şey yaptıramazsın. Zorbalık benim kitabımda yazmaz. Ben kızınızın istemediği tek bir adım bile atmam. Ama sizin bu anlayışsız tutumunuza da sevgimizi kurban etmem. Bizi böyle sindiremezsiniz. Çünkü bizim sevgimiz gerçek ve çok güçlü. Ben karşınızda hala duruyorsam bu hastayı kökünden ocağından koparmamak içindir. Buna kimsenin gücü yetmez zaten. Bunu bilemem. Bu size bağlı. Aylanur Hanım. Saygılar. Gerçekten inanamıyorum. Hayallerinden ne kadar çabuk vazgeçiyorsun? Onlar senin hayallerin. Sen bana ne zaman sordun ki hayallerimi, planlarımı? Ah pardon. Senin hayalin kocana 4 çeşit yemek hazırlayıp ona hizmet etmekti değil mi? Çok pardon. Anne bak saçmalıyorsun iyice. Sen niye böyle insanların mutlu olmasından rahatsızlık duyuyorsun? Ya sen ne istiyorsun? Sen böyle herkes senin gibi mutsuzluğunda boğulsun mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Terbiyesizlik etme. Senin geleceğini mahvetmene izin vermeyeceğim. O kadar. Tamam. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Rapunzel gibi beni kaleye mi kapatacaksın? Sen kendi masallarında yaşamaya devam et. Ama ben senin bana engel olmana asla izin vermeyeceğim. Hadsiz! Anne, anneciğim bir sakinleşsiniz. Üstüne gitmesen mi? Hayatım lütfen. Bu mevzu bugün bitecek. Of. Ayrıca seni o eve gelin diye kabul ederler mi hiç? Senin o Mehmet nişanlıymış, evlenmek üzereymiş. Sen nereden biliyorsun bunu? Annesi söyledi. Annesi mi söyledi? Nasıl? Annesiyle mi konuştun? Hani evlerine mi gittin sen? Evet, evlerine gittim. İyi ki de gitmişim sonradan şok olacağı ama kadın bana ne dedi biliyor musun? Nişanlı birini ayartmaktan çekinmeyen bir çocuk yetiştirmişim. Öyle dedi bana. Yüzüme baka baka. İnanmıyorum sana ya. Ben de gerekenleri söyledim tabii. Yani senin anlayacağın buraya gelip seni isteyemezler. Öyle heveslenme. Sen bana bak bakayım. Sen... Bu çocuğun nişanlı olduğunu biliyor muydun? Evet. Sen nasıl bir çocuksun ya? Sen nasıl bir çocuksun? Kendine nasıl böyle bir şey layık görürsün? Ben ayakları yere basan, işinde gücünde bir birey yetiştirmeye çalışırken... ...senin hayattan beklediğin, kendine biçtiğin rol bu mu? Adamın nişanlı olduğunu bile bile geceyi beraber geçiriyorsun. Ben istedim geceyi beraber geçirmek. O eve bırakmak istedi zaten beni.